Official Letzenon'dan Yusuf ben. Chevrolet Captiva aracımıza yaptığımız bilet projektör far içi kayar sinyali gündüz LED uygulamamızı anlatmak için çekiyoruz bu videoyu. Hem nasıl yapıldığını anlatacağız hem de performansını videonun ilerleyen zamanlarında göreceksiniz. Şimdi hem şöyle bir çizgisel odağına bakalım duvarda. Aracın çizgisel odak performansını bu şekilde verebilirsiniz. Şu an bilet projektörü kısa farlarda bu şekilde yapıyor. Hem cut-off line dediğimiz çizgisel odağın kesme çizgisi hem de kısa farların uzun kademesi şu şekilde videoda görüyorsunuz. Zaten performansını birazdan göreceksiniz. Şimdi de tasarımsal açıdan fara ne yaptığımıza bakalım. Sinyalleri LED oldu. Gündüz parkları bu şekilde bir gündüz LED'i bağladık. Kayar sinyalli. Sinyali de gösterelim. Şu şekilde sinyal verdiğinizde topluyor hangi tarafa verdiyseniz. Kapatalım sinyali. Sinyal fonksiyonu bittikten sonra tekrardan beyaz gündüz farı olarak aynı işlemini sürdürüyor. Bu şekilde. Kısa farlarına da aracın bir LED projektör uyguladık. Bu zaten mercekli farlı bir arabaydı. Merceklerini çıkarttık. O merceklerin yerine bir LED projektör uyguladık. Şimdi de sizi aracın performans videosuyla baş başa bırakıyorum. Karşıdan gelen sürücüleri rahatsız etmediğini şu şekilde görebiliriz bilet projektörü. Şu an açıyorum. Diğer araçların bakın aynalarının hemen altında kalıyor. Kırmızı arabadan görebilirsiniz şurada. Aracın kesinlikle camına içerisine vurmuyor. Sadece kenarına vuruyor. Şu şekilde gidiyor.
bazıları başka bir ışık kaynağı var vesaire demesinler diye aracın sunroofundan biret projektörün ve uzun far performansının videosunu çekmek istedik. Şu an aracın kısa farları, biret projektörler açık. Şimdi de uzun yapıyoruz bu şekilde. Aracın kısa farlarındaki aydınlatma mesafesi yaklaşık 120 metre civarı. Uzun farları da muhtemelen 200-250 metrelere çıkıyor. Hatta belki daha yüksek çünkü önümüzde evler var bir 200 metre sonra. Yani muhtemelen uzun farlarda 400 metre, kısa farlarda 150 metre bir aydınlatma alıyoruz.